Merhabalar efendim. Biliyorsunuz kenevir, Hint keneviri özellikle ülkemizde son zamanlarda popüler oldu. Aslında bunun iki tipi var biliyorsunuz. Genel olarak kannabis, marijuana, esrar, haşhaş, keneviri olarak kabul ediliyor. Ama bir kannabis sativa var. Bir de kannabis indica var. Uyuşturucu olarak kullanılan kannabis indica. Benim bu konuda bir videom var. Arzu ederseniz orada daha detaylı bilgilere de sahip olabilirsiniz. Biliyorsunuz Çin'de özellikle ağrı kesici olarak kullanılmış Çin tıbbında ve kramplara karşı olan faydaları da gösterilmiş. Fakat bu özellikle esrarının kullanımı ve etkileri dünyada yaygın halde görülmeye başlanınca o zaman araştırmalar başlamış. Yani bunun etken maddesi nedir? THC, tetrahidrokannabinol ve kannabidiol adı altında iki tane etken maddesi var. Asıl sorumlular bunlar. Ve bakmışlar ki bu maddeler benzerleri de vücudumuzda var ve vücudumuzda bu kanabinoid maddeler var, sistem var. Yani bir nevi bir kenevir sistemi var. Yani ben buna kenevir sistemi dedim. Yani esrar sistemi, marijuana sistemi demek biraz yanlış olur sanırım. Ve bu kanabisin hücre üzerindeki bağlantı noktaları da tespit edilmiş. Yani alıcıları var. Hücrenin içerisinde etki etmesi için özel bir bağlantıları var. Bütün bu reseptörlerin hepsi saptanmış. Yani etken madde geliyor, bu alıcıya bağlanıyor ve ona bağlı hücrede de bir değişiklik yapılıyor. Bu sefer demişler ki biz bu reseptörleri arayalım. Bakmışlar ki sıklıkla beyinde fakat vücuttaki hemen hemen her yerde bunun alıcıları var. Bu da çok ilginç bir nokta. Ve beyinde de bir üst kontrol sistemi olduğunu saptamışlar. Yani birdenbire uyuşturucu olarak kötülenen bir maddenin vücudumuzda farklı bir sistemi olduğu ortaya çıkmış. Ve işler biraz karışmış. Ve biliyorsunuz kalp damar hastalıklarında esrar ve sentetik esrar türevleri kalp krizini arttırıyor. Yani ben burada bir esrar güzellemesi yapmayacağım. Çünkü neden? Tek başına belki çok zararı olmasa bile diğer madde bağımlılıklarına geçiş olması çok önemli bir faktör. Dolayısıyla bütün dünyada da üzerinde durulan hadise bu. Peki böyle bir kenevir sistemi, alıcılar var. Peki bunlar ne işe yarıyor diye baktığınız zaman bir kere çok ilginç bir şey var. Bu maddelerin özellikle beyinde öğrenme, hafıza, motor kontrol yani hareketler, uyku ve bunun yanında yağ yapımı, üreme, kısırlık, enerji metabolizması, hatta kanserli hücrelerin gelişimi konusunda dahi etkili olabildiği gibi böyle çok korkunç bir liste hazırlamışlar. Fakat bizim buradan ne elde edeceğiz diye baktığımız zaman özellikle esrar kullananlarda kalp damar hastalıklarına bağlı olan riskin çıkmasındaki en büyük sebep kalbin kasılmasını bozuyor ve aynı zamanda damarları genişletiyor ve ani tansiyon düşüşüyle bu kişilerde kalp krizi geçirme şansı oluyor. Ve demişler ki biz bundan bir ilaç yapalım o zaman. Bir ilaç yapmışlar. Bugün dünyada ve Avrupa'nın 3 ülkesinde var. Sativex diye bir ilaç. Hani tıbbi esrar denilen hikaye bu. Kanser hastalarının iştahı kesiliyor. Onun için iştahını arttırıyor. Ve aynı zamanda ağrı kesici özelliği var. Ve multiple sklerozda spazmları, krampları azaltıyor. Kemoterapinin yan etkilerini azaltıyor. Böyle bir kullanım alanı var. Ama dediğim gibi Amerika'da bazı eyaletlerde ve Avrupa Birliği'nde 3 ülkede izni var. Ve dolayısıyla İlginç bir nokta ortaya çıkıyor. İştahı arttırdığına göre o zaman diyorlar ki biz bu maddeleri bloke edelim. Yani alıcılarını bloke edelim. O zaman bir doygunluk sağlayalım. Bir obezite ilacı yapalım. Bakın hemen oraya atlamışlar. Rimonabant diye bir tane ilaç yapmışlar. Ama maalesef çok ciddi psikiyatrik yan etkileri ortaya çıktığından dolayı kaş yaparken göz çıkarmışlar. Ve sonuçta bunu ortadan kaldırmışlar. Eski Çin tıbbında epilepsi için kullanıldığı biliniyor. Fakat maalesef bildiğimiz bir şey de var. Esrar kullananlar eğer epilepsileri varsa nöbetleri artıyor. Dolayısıyla bu sistemi tam olarak anlayabilmiş durumda değiliz. Çünkü hepsi birbirine bağlantılı bir sistem. Yani bir yerden bir taşı oynattığınız zaman beklediğiniz etki olmuyor. Bir sürü yan etki oluyor. Bu da hala vücudumuzu öğrenmeye devam ettiğimizin bir göstergesi efendim. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalınız.